Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte burada müşrik devletinden Yahudiyle kendilerini üstün görüyorlardı. Allah Teala'nın işte kimisi diyor ki biz Allah'ın kulları, şey sevgilileriyiz. Bizi Allah seviyor diyordu. Allah Teala da şu ayeti indiriyor ki insanların eşit olduğunu göstermek için. Ve malehun onların ne özelliği var? Onlar için ne var da ellâ yuazibehumullah Allah onları azap etmeyecek. Allah onlara azap etmemiz için sebep ne? Ve onlar yasuttuğun anı mescidi haram. Mescidi haram yolundan yani mescidi haramdan insanları oraya istediklerini tavf etmeye izin veriyorlardı. E, Müslümanları tavf ettirmiyorlardı. Oraya koymuyorlardı bak. Onlar mescidi haramdan engellerken Allah onlara niye azap etmesin? Etmemesinin sebep ne? Ve mekan evliya halbuki onlar oranın evliyalı veliler değildir. Gerçekten orayı yani Mescid-i Haram Allah'ın evi. Dolayısıyla orayı tamir etmek, düzenlemek Müslümanların görevi. İnanmayan kimselerin orada ne işi var? Onlar onun dost, evliya yani ehli olmadıkları halde onlar diyorlardı ki biz Allah'ın sevgilileri, biz yani Kabe'nin anahtarı bizim elimizde diyerekten. Evet. İn hmm. evliya işte onun gerçek uğranın dostları, velileri, orayı idare edecek kimseler yani Mescid-i Kabe'yi illa ancak el takva sahiplerdir. Yani iman eden kimselerdir. Velakin çoğu yani o efendim meşre, Mekke müşrikleri cahilleri la alemini bunu bilip idrak edemezler demiş. Evet. Ve ma olmadı salatuhum onların namazları, ibadetleri indel beyti Kabe'nin yanında. Onlar tavaf ediyorlar ya kimisi cıbrak tavaf ediyor işte kimisi bilmem ne yapar. İlla ancak ve tasyede bak. Islık çalaraktan ve el çırparaktan tavaf ediyorlarmış. Yani Kabe'ye böyle. Evet. Hani şimdi bazıları cenazeler niye gönderirken böyle yapıyorlar ya. Efendim öğerek işte kurulanaktan. Evet. evet. Yani el çarparaktan efendim e, ıslık çalaraktan böyle Kabe'yi tavaf edilirmiş. Evet. evet. Efendim Fezuğ Allah Teala da buyuruyor ki Fezuğlu azap. O zaman siz böyle yaptığınızda azabı tadın. Bima kuntum tekfur. İnkar ettiklerinden uzun. Allah'ın emirlerine uymadığınızdan dolayı Allah'ın azabını tadın işte diyor ki bu azap dünyada da var ahirette de yani. Sadece dünyada böyle rezil olmak yok bir de ahirette Allah'ın işte cehennem azabını tadacaklar diyelim evet. İnne'llezîne keferû, biz gö kafirler, yunfikûne emvâle, mallarını infak ediyorlar. Niçin ediyorlar? Liyesuddû 'an sebillâh. İnsanları Allah'ın yolundan engellemek için, Allah'ın dinini zayıflatmak için, geçerli kılmamak için harcıyorlar mallarını. Yoksa yardım için değil. Efe fese ha onu daha da harcayacaklar. Daha da efendim harcayacaklar. Sümme sonra tekunu aleyhim onlar olacak. Hasreten bir hasret olacak. Yani bu malları hacattan dolayı bir başarı elde edemediklerinden dolayı bunun Hüsranine üzüntüsüne yaşayacaklar. Sümme sonra yulebin sonra da yenilecekler. Bu kadar malet için ne yapacak? Savaşa gidecekler. Herhangi bir savaş diyelim. Bütün savaşlar ne olmuşlar? Yenilmişler mesela. malları hacatılan mallar da boşa gitmiş. Evet. Vellezine keferu bu kafirler var ya ila cehenneme yokuşuyorlar. Sonra da cehenneme haşr Cehennemde toplanacaklar demiş. Evet. Diyemiz Allah. Allah Teala bunların bu imtihanları için yapıyor? İnsanları böyle imtihan ediyor. Diyemiz yemiz Allah. Teala'nın ayırması için. Ne ne? El habise pisile pisile Pis ile, pis ile yani mümine kâfiri, mümine münafık ayırmak için Allah Teala böyle savaşlar çıkarttırıyor. insanları böyle imtihan ediyor ve yecalul habise pisi kılması için yani kafirleri bazıhu ala bazı birbirlerin üzerine ne gibi fe <laughs> yerkemehu bir üstüne bindirerekten efendim cemiyen toptan yani Allah Teala böylece kafirleri belirleyip onları cehennemde birbirlerin üstüne yığması için böyle ne yapıyor insanları böyle imtihan ediyor kaybedenleri de cehenneme atıyor fe onu fi cehennem böylece onları cehennemde üst üste yığmak için Allah Teala insanlar böyle imtihan ediyor demiş. Ülâik var hümül hâsûn. İşte hüsrân uğrayan kaybeden gerçek kimseler bunlar. Şimdi bu hüsran kelimesi diyor. Onlar diyor ahiret cehennemde, yahannem yanarken hep bunun üzüntüsünü çekecekler. Keşke böyle yapmasan. Ayet keşke falancaya dost edilmeseydi böyle olmazdı. Biz şey neler olurduk diye diyor. Evet yani bunun gibi. Onlar diyor o cehennemde yandığı müddetçe bunun hasretini çekecekler. Üzüntü evet. Ma kul de ki lillezine kafirlere de ki in yentehu eğer vazgeçerseniz tabi vazgeçip tövbe edersiniz diyelim yuferlehüm sizin bu yaptıklarınız bağışlanır mağat selef geçmiş geçmişteki günahlarınız bağışlanır ve in eğer tekrar devam edersiniz dönerseniz günaha efendim fakat mezat geçti, sünnetül evvel. Evvelkilerin kanunu geçti. Allah Teala'nın diyor eski peygamberler, eski kavimlerin efendim konusunda verdiği kanun hükmü neyse size de o kanun uygulan neydi? İnkar edenleri helak ediyor. Kanun bu. Eğer siz de böyle devam edersen Allah Teala sizi ne yapar? İnkar eder diyor. Evet. Burada yine bir şey var onu okuyayım inşallah. Ashab-ı kiramdan Amir As Müslüman olmaya karar verince Peygamber Efendimiz'in huzuruna çıkarak eski günahların bağışlanmak şartıyla sana biat edip Müslüman olacağım dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de, de ona Müslüman olmanın daha önceki günahları silip süpürdüğünü, süpürdüğünü hicret etmenin de daha önce işlenen günahları yok ettiğini hicreti. Hac etmenin daha önce yapılan günahları ortadan kaldıracağını söyledi. Diyor. Peygamberimiz ona o sadece bunu demiş. O da üç şey bizim. Hicretin kendinden önceki günahları şeydi yani haccında işte diye mebur hacı mebur diyor. Kabul olmuş bir hacı insanların geçmiş günahlarını yani anasından doğmuş gibi döner diyor peygamberimiz öyle olacağını efendim müjdelemiş. Evet. Ve katiluhum onlarla savaşın. Ne zaman hatta la hatta ta ki la tekun olmayıncaya kadar fitnet Fitne bitinceye kadar fitne. ve ve tekunet dini ile bütün din Allah'ın olun yani yeryüzünde Allah'ın dini hakim oluncaya kadar. Fitne ortadan kalkıncaya kadar onlara savaşın. Yani kimler o kafirlerle? O kafirlere savaşın. Diyor. Evet. Fe'nin <laughs> te eğer son verilirse, vazgeçerlerse fe'nin <laughs> Allah Allah Teala bima ya'lemelune basih. Ona yaptığını görür. Yani Allah Teala eğer tövbe ederlerse Allah Teala bağışlar diyor bak. Tövbe kapısı açık. Evet. Ve in tevelle eğer iman etmezlerse efendim yani yüz çevirirlerse yani iman etmezlerse Fealen bilin ki en Allah'a mevlakum. Allah sizin Mevla'ınızdır, Allah sizin dostunuz, Allah sizin yardımcınızdır. Ni'mel mevla, ne güzel mevla ve ni'men nasir, o ne güzel yardımcıdır. Allah Teala demiş evet. Bitti. Sadakallahü